Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Türkiye farklı nesillerde 230'u aşkın uçakla Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük ikinci F-16 filosuna sahip ülke olma özelliği taşıyor. F-16'lara sahip olmak isteyen Türkiye için bu çetrefilli yolda Kongre tarafında süreç tamamlandı, görüşmeler sürüyor. Peki F-16 uçaklarının üretimi nasıl gerçekleşiyor? Yeni nesil F-16 savaş uçaklarının üretildiği tek tesis Lockheed Martin fabrikasının kapılarını Türkiye'ye açtı. Fabrikada dünyanın 8 ülkesindeki 470 farklı tedarikçiden gönderilen parçalar bir araya getiriliyor. Ayrıca burası mükemmelliyet merkezi olarak tanımlanıyor. Uçakların montajı, test uçuşları ve müşterilere teslimatı bu üste gerçekleşiyor. Şirket ayda 4 uçak üretim hızına sahip ve şu anda Bahreyn, Bulgaristan, Slovakya, Tayvan, Ürdün ve biri de ismi açıklanmayan toplam 6 ülkeden 131 sipariş için çalışıyor. Fabrika şimdiye kadar bu siparişlerin 9'unu ilgili ülkelere teslim etti ancak hedeflediği üretim hızına ulaştığında bile mevcut siparişlerin tamamlanması 3 yılı buluyor. Lockheed Martin Entegre Muharip Uçak Grubu Havacılık Stratejisi ve İş Geliştirme Başkanı Yardımcısı Amy Burnett, aralarında Türkiye'nin 40 adet F-16 Block 70 talebinin de yer aldığı 300 uçağın satış sürecinin devam ettiğini, yeni siparişlerin kesinleşmesi durumunda da üretim kapasitesinin yeniden gözden geçirileceğini ifade etti. Burnett, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki görüşmeler neticesinde Block 70 üretiminde de Türkiye ile işbirliği imkanı olduğunu dile getirdi. Yeni F-16'larda hayat kurtaran otonom teknolojiler kullanılıyor. Block 70 ve 72 serisi F-16'larda en önemli özellik olan F-35'lerde kullanılanlara benzer radar teknolojisine sahip olması gösteriliyor. Northrop Grumman radarı sayesinde pilot daha geniş bir görüş yarıçapına sahip oluyor. Dost ve düşman unsurları ekranında daha erken görebilen pilot çoklu müttefik uçak ve kara unsurları ile iletişim kurabiliyor. Kokpitteki ekranlarda eskisine göre çok daha büyük ve grafik özellikleri daha yüksek çözünürlük kapasitesine sahip. Pilotun renkli hareketli haritaları, genişletilmiş havadan havaya durum göstergeleri ve yakınlaştırma işlevselliği sayesinde her katmanda muharebe alanı algısı artıyor. 9G kuvvetine kadar dönüşleri rahatlıkla yapan F-16'ların kıvraklıkları ve dik tırmanma açıları ile bilindiğini anlatan eski hava kuvvetleri savaş pilotu Ryan Blake şunları kaydetti. Hava muharebelerinde it dalaşı olarak tanımlanan ve pilotların düşman uçaklarını kovalarken yaptığı keskin manevralar sırasında basıncın ve adrenalinin de etkisiyle ufuk çizgisi algısı kaybolabilir. Deniz ve gökyüzü maviliğinin birbirine karıştığı senaryolarda bu durum daha çok oluyor. Blok 70'lerde bu sorunda veya acil durumlarda pilotun bir tek düğmeye basmasıyla uçak toparlanıp ufuk çizgisine göre konumlanıyor. Blake F-16'larda kendisini en çok heyecanlandıran özelliklerden birinin otonom güvenlik sistemi olarak bilinen yere çarpma önleyicisi olduğunu dile getirdi. Bu sistemin uçağın yere yakınlığını algıladığını ifade eden Black, hıza ve yakınlık durumuna göre de sistemin devreye otomatik girerek uçağı güvenli yüksekliğe çıkardığını kaydetti. Halihazırda bu teknoloji şimdiden 13 pilotun hayatını kurtardı.